Tercih Rehberi'nden herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren üniversite yerleşim sürecinde 27 Temmuz bugün itibariyle önemli bir sürece gelmiş bulunuyoruz. Tercih listelerini hazırlayan öğrenciler dilerlerse resmi olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından tercih listelerini teslim edebilirler. 5 Ağustos'a kadar da yine listeleri oluşturmaya ve teslim etmeye devam edebilecekler. Bugünkü yayınımızda özellikle sağlık bilimlerine değineceğiz. Meslek yüksekokulu düzeyinde, fakülteler bazında birçok sorumuz olacak. Çok değerli bir konuğumuz bizimle Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancıoğlu'na çok merak edilen soru başlıklarımızı yönelteceğiz. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum efendim. Çok köklü sağlık alanında kendini ispatlamış bir hastanenin devamı diyorum. Özellikle de 1845 yılından itibaren neredeyse Osmanlı'nın ilk hastanesi diyebiliyoruz ki o zamanlar şifahane ismi kullanılırmış. Şimdi Bezmi Alem'le birlikte bu miras yaşatılıyor hem de genişletilerek, yenilenerek biraz sizden dinleyebilir miyiz bu süreci? Teşekkür ediyorum. Gerçekten 1845'te ilk kez hastane isminin geçtiği bir sağlık kurumu hiç kesintisiz sağlık hizmetini vermeye devam ediyor. Ama aynı zamanda bir eğitim kuruluşu olarak da hizmet vermiş bu hastane. Ta ki üniversite olana kadar, üniversite olduğunda da artık ön lisans ve lisans düzeyinde de eğitimler devam ediyor. Öncesinde tıpta uzmanlık eğitimi olarak devam eden bu süreç, bu tecrübe şimdi daha önceki öğrencilerimize de yansımış durumda. Bahsediyordunuz, gerçekten sağlık alanında odaklanmış bir üniversite, üniversitemiz. Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve altında değişik bölümleri bulunan Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Bu bölümler hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, beslenme, diyetetik, sağlık yönetimi gibi bölümler var. Ve tabii bir de sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuz var. Orada da 14 farklı bölümde teknikerlik bölümünden tıbbi sekreterlik ve dokümantasyona kadar değişen bölümlerimiz var efendim. Sağlıkla ilgili tercih yapacak öğrenciler tabii puanlarına da bakıyorlar ama biz sıralamayı baz almalarını kendilerine her zaman programımızda tavsiye ediyoruz. Yüksek sıralamalı öğrenciler, yani bu öğrenciler kendilerini hani çalışkanlıklarıyla, puanlarıyla ispatlamış öğrenciler ve genelde de bilerek geliyorlar. Yani birçoğunun belki çocukluk hayali, birçoğu ailesiyle birlikte araştırarak geliyor. Çok modası geçmeyecek meslekler. Ama bazıları da var ki mesela şu an bir seçim arifesinde. Diyelim ki mühendislik bölümlerine kayma ihtimalleri olabiliyor aynı sıralamayla. Siz bu alanda tercih yapacak öğrencilere, hem bilinçli gelen hem şu an araştırma aşamasında olanlara sağlık seçimi yaparken nasıl bir üniversite seçmesini önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliler sizce? Şuradan başlayalım isterseniz. Sizin söylediğiniz gibi sağlık alanında bir programa yerleşmek için uzunca bir zamandır baraj puanlarımız var. Bahsettiğiniz gibi belli bir sıralamada olan öğrencilerimiz tercih yapabiliyor ve bu sene de her yıl olduğu gibi gene sıralamaya bakarak tercih yapmak gerekiyor. Bunu bir kere daha hatırlatalım öğrencilerimize. Öte yandan sağlık alanında kendini geliştirmek isteyen bir öğrencinin sağlıkta eğitim veren kurumları değerlendirirken hastanesi var mı, kolay ulaşılabilecek bir yerde mi, eğitim kadrosu nasıldır ve özellikle de eğitim kalitesi olmazsa olmaz. Zaten belli bir standardın üzerinde olması gerekiyor. Ancak onun ötesinde de mezuniyet öncesinde pratik dediğimiz bizim hastaya dokunabilme, onunla bir arada olabilme, laboratuvarın içinde olabilme imkanlarının da en üst düzeyde olmasına bakmaları gerekiyor. Unutmayalım artık. Sağlık alanındaki hizmetler sadece bizim ülkemizde değil, diğer ülkelerde de çok daha aranır pozisyona geldi. Kişi talepleri arttı. Dolayısıyla bir dil bilmek, dil eğitiminin de doğru yapıldığı bir kurum olmasını sağlamak lazım. Öğrencilerime hep bahsettiğim gibi bu eğitimin öğrencilik zamanında tamamlanması gerekiyor. Çünkü siz mezun olduktan sonra işinize odaklandığınızda bir dili öğrenmekle ilgili harcayacağınız emek çok daha fazla ve zaman kaybına yol açıyor. Mezuniyetten önce bunu tamamlamak lazım ki elinize belgenizi aldığınızda sadece burada Türkiye'de değil diğer ülkelerde de hizmet edebilmek konusunda avantajlı olun. Çok hasta görmek, onlardan bilgi edinmek, tecrübeleri deneyimli hocalarımızdan almak da oldukça önemli. Evet. Şimdi istiyorum ki üniversitenizde birçok bölümler var. Bunlara da değinelim ama öncelikle bir genel hatlarıyla tanıtalım izleyicilerimize. Özellikle yerleşkelere değinebiliriz bu noktada. Öğrenciler geldiklerinde nasıl bir kampüste eğitim alacaklar?
Elbette bir sağlık kampüsünde eğitim alacaklar, bir kere oradan söyleyelim. Ana merkezimiz, yerleşkemiz Vatan Caddesi'nin üzerinde, İstanbul'un eski semtlerinde, sur içinde dediğimiz bir yerde, son derece kolay ulaşılabilen bir mekanda. Bu mekanda, ana merkezimizde, tıp fakültemiz, diş hekimliği ve eczacılık fakültemizin ana binaları var. Hastanemiz de hemen orada zaten. Bunun haricinde sağlık bilimleri fakültemize ayırdığımız ayrı bir yerleşkemiz var. Eyüp Sultan'daki yerleşkemiz, ki onun altında da ek hizmet binamızda ve spor hekimliği bölümümüzle birlikte, oradaki sağlık merkeziyle birlikte öğrencilerimizin ayaktan gelen hastalara da erişebileceği, bir hasta ile karşılaşabilecekleri ortamda var. Meslek yüksekokulumuz için de Sultan Gazi yerleşkemizde güzel bir binamız, ortamımız var ki orada da gene bir ek hizmet binasında gene öğrencilerimiz hastalarla veya ihtiyacı olanlarla bir araya gelebiliyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun haricinde hazırlık binamız da, İngilizce hazırlık programımız da gene Sultan Gazi yerleşkemizde. Ama bizim karşı tarafta da, Anadolu yakasında da yerleşkelerimiz var. Özellikle Beykoz'daki Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitümüz, tabii ki mezuniyet sonrası eğitimde belki ön plana çıkıyor ama lisans düzeyindeki öğrencilerimizin de çok severek gittiği, araştırmalarını keyifle yaptıkları bir ortam. Tamamen araştırmaya ayrılmış bir yerleşke ve bir orada da hastanemiz var zaten. Böylelikle çoklu yerleşkelerde değişik düzeyde sağlık hizmeti sağlanarak her basamakta sağlık hizmetinin nasıl verileceğini öğrencilerimize öğretme şansımız oluyor. Evet, tecrübe edinebiliyorlar. Elbet. Şimdi biz öğrencileri böyle çok güzel yetiştiriyoruz tıp fakültelerimizde. Ülkemiz zaten sağlık konusunda, sağlık turizmi alanında çok dünyada öne çıkan belli değerlere, başarılara sahip. Fakat en çok da sanırım beyin göçünün karşılaşıldığı bölümlerde sağlık alanları. Sizin peki tersine beyin göçünü teşvik etmek için yaptığınız çalışmalar var mı? Biraz önce bahsettiğim Beykoz'daki Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Enstitümüz tam da bu amaca hizmet eden bir enstitümüz bizim. Yurt dışında doktora programlarını tamamlayan veya doktora sonrası araştırmalarını devam eden akademisyenlerimizi aramıza kattığımız bir kurum oldu, bir çalışma araştırma merkezi oldu. Gerçekten gurur duyuyoruz. 9 farklı laboratuvarın başında ya yabancı uyruklu akademisyenlerimiz, alanının en iyileri, ya da Türk meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, hocalarımız var ki öğrendiklerini, orada edindikleri tecrübeleri bizim genç arkadaşlarımıza aktarıyorlar ki bizim de bu araştırma ile ilgili kültürümüz daha gelişsin, bir güzel çıktığımız ürünümüz olsun diye. Evet, şimdi akreditasyon da çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle hem yurt içinde hem yurt dışında çalışma imkanı bulabilmeleri için. Sizin üniversitenizde de var mı akredite olmuş fakülteler ve bölümler? Akreditasyon gerçekten son yıllarda daha çok konuştuğumuz bir konu oldu. Belli bir standardı sağladığınız, hatta onun üzerinde olduğunuzu gösterir belgelerden bir tanesi. Biz de üniversite olarak bununla ilgili olarak stratejik planımızda her bölümümüzün akredite olması ile ilgili bir hedef koymuştuk. İlkini 2019'da Tıp Fakültesi'nin eğitim akreditasyonu ile başlamıştık ki bu uluslararası arenada tanınabilen bir akreditasyon. Hemen burada bir bilgiyi daha paylaşayım. Sadece ulusal değil, uluslararası arenada da tıp fakültelerinin mezunu tanımak için bir takım organizasyonlar var. Bu İngiltere'de de var, Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Orada da üniversitemizin, özellikle tıp fakültemizin tanırlığını tescil ettirdik. Arkasından tabii diğer fakülteler de kendilerine hedef koymuşlardı. Evvelki yıl Eczacılık Fakültemiz akreditasyona hak kazanmıştı. Bu senenin içinde de Türkiye'de ilk kez verilen bir akreditasyon olan diş hekimliğindeki akreditasyonu da Vakıf Üniversitesi'nde tek olarak Bezmalem Vakıf Üniversitesi ve zaten 3 tane fakültemiz aldı. Onları da tebrik ediyoruz. Bir ilk daha oldu. Hemşirelik bölümümüz de bu sene akredite oldu. Gene vakıf üniversiteleri arasında bunu tamamlayan öncülerden oldu. Diğer bölümlerimiz de bunları örnek alarak onlar da başvurularını yaptılar ve tahmin ediyorum çok kısa bir zamanda tüm bölümlerimiz de bu anlamda akredite olacaklar. Evet, şimdi önceki sorumuzda öğrencilere sağlık alanında tercih yaparken hani üniversitelerde nelere bakalım diye sordum da eğitim kalitesiyle ilgili bir başlık açtınız. Güzel ve çok değerli bir başlık aslında. Eğitim kalitesini arttırmak üniversitelerde neden önemlidir ve siz bu anlamda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Eğitimin tarzı her sene değişiyor aslında. Hemen hatırlayalım, daha tam çıkmadık ama bir pandemi sürecinden geçtik ve uzaktan eğitim gibi bir kavramla karşılaştık. Bir süreçten geçtik. O süreçte de eğitimimizi aksatmamak için çok hızlı aksiyon alarak tüm hocalarımızı,
en kıdemlisinden en gencine kadar aramıza katılan meslektaşlarımızı bir süreçten geçirerek öğrencilerimize ulaşabilme yolunu da geliştirdik. Programımızı yeniledik. Onun ötesinde bunu bir kenara bırakalım. Her sene yaptığınız eğitimin sonrasında bir değerlendirme var. Elbette tüm okullar bunu yapıyordur. Ama bizde çok daha ciddiyetle yapıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hem akademisyenlerimizden gelen geri bildirimler, hem öğrencilerimizden gelen geri bildirimler. Öte yandan tıptaki değişiklikler, eczacılıktaki değişiklikler, diş hekimindeki yeni gelişmelerin öğrencilerimize de aktarılması gerekiyor. Dolayısıyla bu eğitimlerin kalitesi, düzeyi her sene artırılıyor. Zaten akreditasyon da onu gerektiriyor bizim açımızdan. Ama bu eğitimi verecek bir de kaliteli akademik kadroya ihtiyacınız var. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Çok iyi bir akademik kadrom var. Çok bu işle kendini görevlendirmiş, kendini adamış hem genç meslektaşlarım hem çok kıdemli, çok tecrübeli, ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığı olan hocalarımız var. Onlar da bütün bilgilerini ve elbette becerilerini öğrencilerimize aktarmaya çalışıyorlar. Daha birinci günden itibaren. Evet, şimdi bahsettiğiniz küresel salgın dönemi tabii birçok ezber bozdu. Sağlığın önemini elbette bir kez daha anladık. Eğitim metotlarının değişmesi, kendini yenilemesinin önemini anladık. Peki sizce öğrencilerde bu tercih yapma eğilimleri değişti mi? Mesela doluluk oranlarınız bu süreçte geçtiğimiz son 3 yılda nasıl etkilendi? Aslında etkilenmedi. Siz en başta da ifade ettiniz zaten. Sağlık alanında olmak pek çok öğrencimizin, pek çok gencimizin, belki de çocuğumuzun hayali. Çünkü insana dokunabilmek, bir acısını giderebilmek çok farklı bir istek. Bu illa hekim olmaya gerektirmiyor. Bir hemşiremiz de aynı işi yapıyor, fizyoterapistimiz de yapıyor. Bir diyetisyen sizin sağlığınızı düzene koyma konusunda çok büyük emekler harcıyor. Dolayısıyla bunlar oldukça önemli hedefler ve doluluk oranları da ne tıpta, ne diş hekimliğinde, ne de eczacılıkta bizim üniversitemiz için hiçbir zaman %100'ün altına inmedi. Her zaman doluk olduk. Sağlık bilimlerinde belki bazen daha düşük rakamlarımız oldu, 90'ları gördük ama her zaman çok ciddi bir doluk oranını sağlık alanındaki eğitim veren kurumlar olarak ulaştık. Yalnızca yurt içi değil, yurt dışından da öğrencilerimiz var. Misafir öğrenciler geliyor ve sağlık alanına ilgi duyuyorlar diyebiliyorum. Peki hem onları değerlendirsek hem de yaptığınız uluslararası çalışmalar anlamında neler söylersiniz? Öğrencilerimize bakarsak, lisans öğrencilerimize bakarsak 39 farklı ülkeden 150'ye yakın öğrencimiz var. Ama sadece onlar değil, bahsettiğim tıpta uzmanlık öğrencisi veya bir uzmanlığını almış onun üstüne bir başka uzmanlık daha yapmaya çalışan öğrencilerden de özellikle alanında çok etkin, yetkin, araştırma yapan veya klinik anlamda hastalarına yaklaşımı nedeniyle bilgi edinmek üzere başvurular oluyor. Dünyanın çok değişik yerlerinden geliyorlar ve hastanemizde birebir hocalarımızla çalışarak edindikleri bilgileri ülkelerine götürüyorlar. Özellikle Orta Doğu bölgesi, Doğu Avrupa dediğimiz bölgeden çok sayıda hekim arkadaşımız bize müracaat ediyor. Benim alanımda, bölümümde özellikle ben öğrenciler alıyorum. Kazakistan'dan var, Azerbaycan'dan var, şimdi Arnavutluk'tan gelecek gibi pek çok diğer meslektaşımıza da bilgilerimizi aktarıyoruz. Evet, sizin özellikle iç hastalıkları üzerinde mi mesela bilgilendirme yapıyorsunuz, rehberlik yapıyorsunuz bu alanda kendi alanınız olarak? Benim alanım orası ama aynı zamanda üniversiteye gelen tüm öğrencilerle ilgili hepimiz bir şekilde danışmanlık yapıyoruz. Çok iyi hatırlattınız aslında. Bir yandan da bir eğitim kurumunu tercih ederken sizin eğitim alacağınız akademisyen sayısı da önemli. Çünkü bir akademisyenin başına düşen öğrenci sayısını da biz hep takip ediyoruz. Bir akademisyenin ilgilenebileceği öğrenci sayısı daha kısıtlı olduğunda siz daha verim alıyorsunuz onlarla. Bizim öğrencilerimizle konuşurken paylaştığımız bir şey, çok yakinen takip edebiliyoruz onları. Bizim takip ettiğimiz öğrenci sayımız az olduğu için her türlü gelişimlerini, bu sadece eğitim akademik anlamında değil ama sosyal gelişimlerini de takip etme şansımız ve eğer ihtiyaç duyuyorlarsa desteklerini yapma şansımız var. Uluslararası demiştiniz. Orada uluslararası sadece öğrenci anlamında değil, bir de işbirliklerimiz önemli. Bizim kurumlar olarak da işbirliklerimiz önemli. Değişik ülkelerden, dünyanın çok farklı ülkelerinden 90-100'e yakın kurumla anlaşmamız var. Ama en önemlisi bizim için Johns Hopkins Üniversitesi ile sürdürdüğümüz anlaşma, birliktelik, müfredat geliştirme programı.
Bu sene 9. yılına giriyoruz. Hem oradaki en başarılı eğitmenlerin bize gelip her sene en iyi eğitmen ödülünü alan hocalarımızın gelip öğrencilerimize bizzat burada ders vermesi, bir bilimsellik komitesi dediğimiz tüm tıp fakültesindeki öğrencilerimizin bir araştırma projesini başından sonuna alarak tamamladıkları, bunu sonra bir toplantıda sundukları, buradaki başarılarına göre Johns Hopkins'e gidip bir ay orada birebir onların kendi öğrencisi bir hekim gibi çalıştıkları bir süreçten bahsediyoruz. Bunu tıp fakültesinde başlamıştık ama bu bilimsellik komitesini şimdi bu sene diş hekimliğinde de çok beğendikleri için programı, onu da programlarını alıyorlar. Oradan da yayınlar gelecek bize. Öte yandan bu senenin içinde Johns Hopkins Üniversitesi'nin hemşirelik okuluyla da bir protokol imzaladık. Şimdi idareci hemşireler yetiştirmek anlamında da güç birliği yapıyoruz onlarla. Sizin başarılarınız bir kurumla, başka kurumlarla da ilişkilerinizi getiriyor. Özellikle gene Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tıp eğitimi veren üniversitelerin dahil olduğu bir kurum var. Şimdi o WAMC diye olduğu, onların çok üst düzey bir kurumu. Orada uluslararası kolu devam ediyor ve Türkiye'den sadece bizim üniversitemiz orada yer alıyor. Ve çok da güzel işbirliklerine yol açıyor. Bu da öğrenciler aslında yurt dışına açılmaları için de birer fırsat sunuyor. Tabii. Kesinlikle çocuklar kendi başlarına da başvurup stajlar ayarlayabiliyorlar. Ama üniversitenin bu işbirlikleri nedeniyle daha kolay olabiliyor. Onu bir kenara bırakırsak, bahsettiğim gibi akademisyenlerimizin uluslararası tanırlığı nedeniyle onların aracılığıyla da, referansıyla da yurt dışında staj yapmak, bilgi görgü geliştirmek veya araştırmaların bir parçası olmak mümkün olabiliyor. Evet, şimdi üniversitelerde çift ana dal ve yan dal imkanları var. Öğrenciler tercih yaparken biraz buna güvenerek de hani seçimler yapıyorlar. Tabii bunun için belli kriterler vardır elbette her üniversitede. Ama sağlık alanında çok fazla görmüyoruz. Yani çift ana dal ve yan dal yapıldığını. Hani derslerin yükü ağır mıdır? Yoksa sizin üniversitenizde öğrenciler bu konuda nasıl eğilimleri? Çok haklısınız. Bir hele tercih yaparken sağlık alanında bahsettiğiniz gibi bunu aklına koyan gelen öğrencilerle ilgili bir tereddüt, sıkıntı olmuyor. Ama mühendislikle sağlık alanına gidip gelenlerin bazen sağlığı tercih ettiklerini, gene bu alandan bir ek ders alıp yan dal yapmak veya çift dal yapmak gibi tercihler olabiliyor. Ama gerçekten programlar sağlık alanındaki ders yükü fazlaca. Biz pek çok dersimizi seçmeli ders olarak sağlığın dışındaki konuları da onların gündemine getirerek eğitimlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü yetkinlikler hedefimizde de sadece iyi birer sağlıkçı olmaları değil, aynı zamanda iletişimci, yönetici, işbirliği yapan kişiler olarak da mezun etmek zorundayız. Bu çift ana dal programını meslek yüksekokulunda biz başlattık. Özellikle birbirine yakın bölümlerde tıbbi görüntüleme ve nükleer tıp alanındaki bölümlerle ve eczacı teknikerliği ile optisyenlik bölümlerimiz arasında çift ana dal programlarımız var. Çünkü birbirine çok yakın dersleri var ve sadece bir yarım dönemde bunları tamamlayarak çift diplomaya sahip olabiliyorlar. Bu ayrıca zaten lisansta okuyan ön lisanstan da bunları alabiliyor. Bahsettiğiniz üzere kurallar gereğince, ama İyi dereceleri almak gerekiyor ki bu programlardan bu şekilde mezun olabilsinler. Evet, peki mesela dikey geçiş sınavıyla da mesela lisans düzeyine de geçmek mümkün olabiliyor. Sizde de mesela hangi alandan öğrenciler nerelere geçiş yapabilirler, bu konuda ne önerirsiniz? Çünkü aslında ön lisans okuyup meslek hayatına atılmak çok daha hızlı yoldan iş hayatına atılmak, var olmak demek. Ama bazı öğrenciler istiyor ki lisans düzeyinde devam edebileyim. Bu anlamda da sizde nasıldır bu geçiş imkanları? Burada şöyle avantajımız var. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olduğu için dikey geçişi açık olunan tüm sağlık bilimlerindeki bölümlere hemen hemen bütün bölümlerimizden geçiş olabiliyor. Dikey geçiş sınavına girmeleri gerekiyor. Hatta yayınlanan YÖK'ün yayınladığı üniversite analizlerinde ve sınav analizlerinde de ÖSYM'den gelen dikey geçiş sınavında da mezunlarımızın iyi bir başarı göstererek programlara yerleştiğini de değerlendirebiliyoruz. Bu gerçekten bahsettiğiniz gibi önemli. Ancak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ilgili olarak evet tekniker yetiştiriyoruz, zaman zaman işte siz ara elemansınız ve gibi bir takım söylemler olsa da biz onların ara değil, aranan elemanları olduklarını düşünüyoruz. Çünkü bu sistem bir çark içinde. Bunu bozmamak ve her kademesinde sağlıkta hizmet eden öğrencimizi en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Biz laboratuvar değerlerine bakarak sizin şikayetlerinizi
bir hastalıkla ilişkilendirmeye çalışıyoruz veya bir görüntünün kalitesi tanıyı koymanızda gecikmenize sebep olabiliyor. Elbette yapay zekayı kullanıyoruz. Teknoloji olmazsa olmaz. Şimdi öğrencilerimizin hepsi bu teknolojiyi öğrenerek gidiyorlar. Araştırmalarında bunu da katıyorlar. Ama bu önemli. Evet, özellikle ön lisans düzeyinde de bu teknolojilerin öğretildiği çok güzel bölümler var. Bende de birçok notlarımda arasında da var. Mesela ilk ve acil yardım bölümü. Hani umarım kimsenin tabii ki kullanmaya ihtiyacı kalmasın ama mutlaka olması gereken alanlar. Yani A'dan Z'ye aslında her anlamda çok kıymetli bütün meslekler. Çok haklısınız. İlk yardım ve acil bölümü dediğiniz arkadaşlarımız, sahada olan arkadaşlarımız, ambulansta olan arkadaşlarımız, triyajda olan arkadaşlarımız. Belki de onların o ilk müdahalesi nedeniyle hayatta kalıyor, evet, bir takım ihtiyacı olan insanlar. Evet. Çok kritik. İşte bir sağlık kurumunda eğitim alırken bu tecrübenin kazanacağı bütün laboratuvarların acilin olduğundan emin olmak zorundasınız. Doğru olmak zorundasınız. Sağlıkta mümkün olduğunca hatasız hizmetinizi sürdürmek, eğitiminizi öyle yapmak zorundasınız. Evet, şimdi tercih listeleri oluşturuluyor artık. Son viraja girdik diyorum ben buna hep. Neredeyse 3 öğrenciden bir tanesi yerleşebilecek ve diliyoruz, evet, ki istedikleri bölümlere yerleşsinler. Sizce bu tercih listelerini hazırlarken nelere dikkat etsinler? Sizin böyle daha önce gördüğünüz çeşitli örnekler var mı? İyi ya da hani olumsuz anlamda? Bir kere heyecanlanmadan arzu ettikleri son kararlarında olsunlar. Zaten daha günümüz var. Bugün başladı tercihlerini, bugünden itibaren girişini yapabiliyorlar. 5 Ağustos'a kadar vakitleri var. En tercih ettikleri, gönüllerin seslerini dinleyerek, puanlarıyla bunları eşleştirerek bir tercih yapsınlar. Ama çok rica ediyorum, gerçekten o kutucukları doldururken veya internette o sayıları girerken doğru sayıları girdiklerinden emin olsunlar. Bazı programlarda isim benzerliği nedeniyle girdikleri koda dikkat etmeyerek arzu etmedikleri bölümde kendilerini bulan arkadaşlar oluyor. Ama bu çok çözümsüz değil. Bir sene o bölümde okuduktan sonra kazandıkları puan nedeniyle merkezi yatay geçişten de bir sonraki sene yararlanmaları mümkün. Ama bir kere daha o bilgisayarın tuşuna basmadan önce girdikleri kodları kontrol etmelerini şiddetle öneriyorum. Evet, peki meslek seçiminde neler önerirsiniz? Sağlıkla birlikte genel olarak dilerseniz tüm öğrencilerimize sizin tecrübelerinize dayanarak önerilerinizi iletelim. Meslek seçiminde sağlık alanını düşünüyorlarsa bu sadece 4 yıllık bir programdan 6 yıllık programın sonuna giden bir program olmayacağını tekrar hatırlatmak isterim kendilerine. Bu ömür boyu sürecek bir eğitim veya yaşam biçimi, benim daha çok tercih ettiğim şekilde bahsetmek isterim. Diğer alanlarda da kendilerini bundan 5 sene sonra görmek istedikleri yerler nasıl? Nerede daha kendilerini geliştirebilir ve faydalı olabilir? Çıktılar neler olabilir? Bunları mutlaka düşünmek lazım. Uluslararası düzeyde tanınırlık nedir? Çünkü dünya çok küçüldü, gerçekten çok küçüldü. Her yere erişebilecek nokta var mı? Dille ilgili nasıl bir gelişim yapacaklar? Bunu da düşünmek gerekiyor. Pandemi sürecinde gördük dünya nasıl değişti, nelerden yararlanmamız gerektiği, hangi alanlar daha ön plana çıktı. Bunların bazıları geçici ama bazıları uzun vadede de devam edecek olanlar. Sağlık ama her zaman önemini koruyacak. Bir durum yok ve her zaman sağlık mezunlarına ihtiyaç olacak. Bizim ülkemizde hem uluslararası arenada buna hep ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Evet, peki öğrenciler sizinle ve akademisyenlerinize tanışacakları böyle tercih günleri organizasyonlarınız var mı sizin de? Bunları da dilerseniz duyurabiliriz burada. Elbette var. Bir haftadan fazla bir zaman oldu. Biz üniversitemizde her sene olduğu gibi tercih masalarımızı oluşturduk. Bütün arkadaşlarımız, öğrencilerim, akademisyenlerim ve idarecilerim oradalar. Mutlaka bekleriz ana yerleşkemizde, Vatan Caddesi'nin üzerinde. Ayrıca sağlık bilimleriyle ilgili arkadaşlarımız, hemşirelik, fizyoterapi, odyoloji, beslenme, diyetetik veya sağlık yönetimi merak eden arkadaşlarımız için de yine Eyüp Sultan yerleşkemizde, binamızda tercih masalarımız var. Rehberlikçi hocalarımız da var kafalarını karıştıran sorularla ilgili olarak. Bazen öğrenciler ve eşlik eden veliler veya arkadaşları akademisyenlerden dinleyince okulu bir soru işareti belki akıllarında oluyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz de orada ve öğrencilerimiz bizden bağımsız da gezdiriyorlar. Dolayısıyla her türlü bilgiyi onlardan almak mümkün. Onu mutlaka arzu ederiz.
Web sitemizde güncel bilgilerimiz var. Orada çok detaylı sorularımız var. Çok sorulan sorular, yaptıklarımız, öğrencilerimizin başarıları, yaptıkları yayınlar, araştırmalar, bizim hakkımızda işbirliği içinde olduğumuz kurumlardaki hocalarımızın görüşleri. Hem bizi bizden dinleyin, hem bizi diğerlerinden de dinleyin kısımları var efendim. Okuyarak da öğrenebilirler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza ben katıldığınız için. Sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Sağ olun, var olun. Tercih Rehberi'nin burada sonuna geldik. Özellikle her dönemin ihtiyacı diyebileceğimiz sağlık bilimlerini konu aldık. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Rümeyza Kazancıoğlu bizimleydi. Yeni bir Tercih Rehberi'nde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.